AKP-MHP iktidarını bu anlamda doğru tanımlamak gerekiyor. AKP-MHP iktidarı son yıllarda özellikle son 5-6 yılda Kürdistan ve Türkiye halkları üzerinde baskı politikalarını, faşizm politikaları ve diktatörlük politikalarını fazlasıyla büyüttü, fazlasıyla toplumu nefes alamaz bir durumda tuttu ama biz AKP-MHP iktidarını özel olarak Türkiye Ulus Devleti'nin, Türk Ulus Devleti'nin 100 yıllık sürecinde, tarihsel sürecinde özel bir yere de konumlandırıyoruz. Aslında bu cumhuriyet kurulurken, bu devlet inşa edilirken bütün farklı kimliklerin, bütün ötekilerin, bütün çoklukların inkarı üzerine kuruldu. Ve aslında bu inkarcı sistemin, tekçi sistemin homojen ulus hedefiyle kendisini var etmeye çalışan, varlık gerekçesini bu homojen ulus inşasında bulan, sermaye odaklı, egemenlik alanından doğru politika üretmeye çalışan bu 100 yıllık kötülük düzenine, sermaye düzenine AKP yeni bir halka ekledi. AKP bu yeni halkayı eklerken hem kendi iktidarını ayakta tutmaya çalıştı, hem de kendi iktidarını ayakta tutarken bu tekçi sistemi de tekçi sistem içerisindeki bürokratik ilişkilerde, sivil ve askeri bürokraside kendi iktidar alanını büyütmeye çalıştı. Aslında yani 100 yıllık tekçi cumhuriyete, devlete, devlet içerisinde kendi rızasını da üretmeye çalıştı. AKP şunun çok iyi farkında. Yani Kürtleri ne kadar baskılarsam, Kürt siyasetini, Kürt halkının özgürlük mücadelesini, statü mücadelesini ne kadar tasfiye edersem devlet içerisinde de bana çok ciddi bir alan açılacak. Yani biz AKP'li yılları, AKP-MHP iktidarının yıllarını böyle özetliyoruz. O yüzden bunun karşısında Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ve bugün Yeşil Sol Parti adıyla yürüttüğümüz sürecin iki temel parametresi var. Bir, 100 yıllık tekçi sistemden hesap sormak, bu homojen ulus inşasına dayalı farklı kimlikleri, halkları, inançları, kadınları, gençleri tamamen ötekileştirmeye odaklı, sistemin dışına atmaya odaklı, bu sermaye öncelikli düzenden bir tarihsel hesap sormak istiyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın tarihsel kuruluş amaçlarından, hedeflerinden biri de 100 yıllık bu tekçi sistemden hesap sormak. İkincisi, bu tekçi sistemin içerisinde kendisini daha fazla büyütmüş, üretmiş, daha fazla halklar aleyhine tehdit unsuru oluşturmuş bu AKP-MHP iktidarından güncel olarak hesap sormak. Yani ikili bir hesap sorma. Bir, 100 yıllık sistemden, tarihten hesap sormak zorundayız. İkincisi, bu tekçi sistem üzerinden kendisini var etmiş olan AKP-MHP iktidarından güncel olarak hesap sormak ve bu devletçi politikalar karşısında, egemenlikçi politikalar karşısında halkların gerçek demokratik ve özgürlük seçeneğini sunmak. Yani ikinci yüzyıla girerken temel hedeflerimizden biri bu. Ya şöyle yani bu sistem kendisini ayrılıklar üzerinden, parçalanmalar üzerinden, karşıtlıklar üzerinden var eden bir sistem. Yani hani o klasik böl parçala yönet politikasının kendisi bugün Türkiye'de son derece iktidar odakları tarafından bir politik argüman, bir politik hedef olarak, bir siyasi hedef olarak orta yerde durmakta. Yani Emek Özgürlük İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı yine Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nın temel amaçlarından biri şu. Bir, yani sistemden, yani sistemin ve devletçi politikaların topluma dönük, politik çevrelere dönük, toplumsal kimliklere dönük ayrıştırıcı, parçalayıcı ve güçten düşürücü ve güçten düşürdükçe köleleştirici baskı altında tutulan bu sistemin karşısında aslında bizim bir şekilde birlik fikriyatıyla hareket etmemiz gerekiyor. Yani temel hedeflerimizden biri bu. İkincisi de daha özel bir şey var, durum var. Kürt sorunu 100 yıllık cumhuriyetin temel sorunlarından biri. En köklü sorunlarından biri. Bugün eğer cumhuriyetin demokratikleşmemesi, demokratikleştirilememesi gerçeğinden bahsediyorsak ve demokratik bir sistemden uzaklaşmaktan, demokratik bir düzenden sapmaktan bahsediyorsak Kürt sorunu bu anlamda çok önemli bir odak haline geldi ve Kürt sorunu sadece Kürtlerin sorunu değil, Kürdistanlıların sorunu değil. Kürt sorunu aynı zamanda Türkiye'deki emekçilerin, kadınların, yoksulların, köylülerin sorunu, gençlerin sorunu. Çünkü Kürt sorunundaki çözümsüzlük aynı zamanda Türkiye halklarına, Türkiye emekçilerine yoksulluk olarak, zulüm olarak geri dönmekte, baskı olarak geri dönmekte. Yani savaş içerisinde kendisini var eden, ayakta tutan iktidar karşısında Türkiye emekçilerinin, Türkiye halklarının da Kürdistan halklarının, Kürt halkının yanında olması gerekiyor. Özellikle Emek ve Özgürlük İttifakı, yine Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nın oluşturulmasındaki temel amaç o.
Yani Kürt sorunu gibi kadim köklü sorunları ve bu cumhuriyetin demokratikleşmesini engelleyen temel sorunları birlik fikriyatı etrafında çözmek. Yani bu birlik fikriyatı nedir diye soracak olursanız cevabımız şudur. Yani içe dönük de bir ev ödevidir. Sadece iktidar odaklarına dönük, devlete, devletçi odaklara dönük, egemenlikçi odaklara dönük, sermaye odaklarına dönük bir dışa dönük bir mücadele değil. Aynı zamanda birleştikçe, çoğaldıkça, birlik fikriyatı etrafında toplumsal mücadelemizi örgütledikçe daha fazla başarıya ulaşacağımızı biliyoruz. Zaten yaşadığımız 10-11 yıllık deneyimde bu başarıyı, yani bu formülün, bu iddianın da ispatlandığı dönemler oldu. Bugün itibariyle üzerimizde özellikle yargı ve siyasal kumpasların bu kadar çok yükselmesinin temeli de aslında özetle o. Yani bu maya tuttu. Bu birlik fikriyatı, çoklu mücadele, ittifak siyaseti, toplumsal mücadele, toplumsal ittifak mücadelesi tuttu, büyüyor ve halklar karşısında, ezilen kimlikler karşısında bir seçenek oldu. Yani ezilenler için bir demokrasi ve özgürlük seçeneği sundu. Şimdi buradan hareketle baktığımızda, yani yeni dönemde özellikle seçimler başta olmak üzere ikinci yüzyıla giderken, ikinci yüzyılda bu birlik fikriyatını yaşamın her alanına daha fazla yaymak, emekçilerin ittifakı haline getirmek, kadınların daha fazla ittifakı haline getirmek, gençlerin daha fazla ittifakı haline getirmek, yine ekolojik mücadele yürütenlerin, doğa savunucuların daha fazla ittifakı haline getirmek, yine halkların, inançların daha büyük, daha güçlü ittifakı haline getirmek zorundayız. Yani bizim ikinci yüzyıl hedeflerimizden en temel ikinci yüzyıl hedefimiz şu. Yani içeride birlik oldukça, ittifak oldukça ve bu ittifakı toplumsal kimlikler, sınıflar, kadınlar, gençler ittifakı haline getirdikçe hem yaşamlarımızı demokratikleştireceğiz içe dönük, hem de bu demokratik kültür dışa dönük çok ciddi bir güven oluşturacak. Dışa dönük çok ciddi bir demokratik ve demokrasi ve özgürlük seçeneği haline gelecek. Aslında korkulan bu. Yani bizler açısından seçimlerin önemi de o. Aynı zamanda ikinci yüzyıla giderken temel hedeflerimizden biri de bu. Yani bu birlik ve ittifak siyaseti büyüdükçe, toplumsallaştıkça, toplumsal kabul gördükçe, toplumsal rıza ürettikçe ciddi bir demokrasi ve özgürlük mücadelesi kendisini daha fazla büyütecek ve aslında bu 100 yıllık tekçi sisteme tarihsel bir müdahale olacak. Yani bugün itibariyle, yani özellikle seçimler bağlamında yürüttüğümüz mücadelenin en temel kıymeti, en büyük anlamı şu. Biz bu tarihsel sapmaya, toplumsal hakikati inkar eden, kimlikleri, farklılıkları inkar eden sermaye öncelikli düzene bir tarihsel müdahalede bulunuyoruz. Sapma rejimi olarak değerlendirdiğimiz AKP-MHP iktidarına tarihsel bir müdahalede bulunuyoruz. Ve hayatlarımızı kendi elimize, geleceğimizi kendi ellerimize almak istiyoruz. Temel hedeflerimizden biri bu. Yani şöyle, parlamentodaki, yani sadece günümüz itibariyle söylemiyorum. Parlamentoda ilk günden bugüne, belki birinci meclisi ayırırız bir tarafa koyarız ama ikinci meclisten bugüne aslında parlamentodaki temsiliyet dağılımlarına baktığımızda, yani bir bütün olarak yani sistemin oluşturmaya çalıştığı parlamenter zemin daha çok halkların, ezilenlerin, kadınların, gençlerin temsiliyetinden ibaret bir zemin değildi. Tam tersi devletin çıkarlarını önceleyen, iktidar odaklarının çıkarlarını önceleyen, ulusal ve uluslararası sermaye odaklarının, güçlerinin çıkarlarını önceleyen, aslında toplum dışı, topluma düşman, topluma yabancılaşmış, doğaya yabancılaşmış, doğaya düşman, kadına düşman, gençliğe düşman, Kürt'e düşman, Alevi'ye düşman, emekçiye düşman bir parlamento gerçekliğinden bahsediyoruz. Halkların Demokratik Partisi ve sonrasında örmeye çalıştığımız Yeşil Sol Parti'nin parlamentoya girmesinin, onun temsilcilerinin parlamentoya girmesinin kendisi halkın, emekçilerin, ezilenlerin kendisinin parlamentoya dahil olması. Yani başta yasama faaliyetleri olmak üzere yani halkların, sokaktaki insanın kendi doğrudan temsilcileri eliyle bu sürece müdahale etmesi demek. Yani parlamentonun daha fazla halka yakın durması, toplumsal sorunlara yakın durması ve bu yönüyle de aslında kendi geleceğini parlamento zeminde de daha güçlü ifade edecek, temsilini bulacak bir süreci örgütlemeye çalışıyoruz.
Yani 7 Haziran'da şöyle kıyaslayabiliriz. Yani 7 Haziran'daki hani 7 Haziran sürecinin coşkusunun gerçekten büyüsünün en temel faktörlerinden biri şuydu. Yani Kürt sorununda bir normalleşme süreciydi. Sonuçlarından bağımsız düşünüyoruz. Yani Kürt sorunun daha toplumsal zeminde sadece belli siyasal elitler içerisinde değil, toplum içerisinde de halk içerisinde daha fazla tartışıldığı, daha fazla normalleştiği, daha fazla hoşgörünün hakim kılındığı bir dönemde 7 Haziran sürecini yaşadık ve bu siyasal iklimin yumuşaması, toplumsal diyaloğun, siyasal diyaloğun çıtasının yükselmesi aynı zamanda 7 Haziran havasını yaratan temel etkenlerden biriydi. Ama bugün tersi bir şey yaşıyoruz. Tersi olan durum nedir bugün? Bugün özellikle 7 Haziran'dan sonra AKP-MHP faşizminin halklar üzerinde, toplumsal muhalefet üzerinde, Kürtler üzerinde, Aleviler üzerinde, kadınlar üzerinde, emekçiler, sosyalistler üzerinde çok ciddi bir baskı süreci yaşıyoruz. Gerçekten kuşatma süreci yaşıyoruz. Tasfiye süreci yaşıyoruz. Siyasal soykırım süreci yaşıyoruz. İşte daha dün işte Kobane Kumpas davasında arkadaşlarımıza 36 yıl yani ağırlaştırılmış, daha dün Kobane Kumpas davasında ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi arkadaşlarımıza. Yani siyasal soykırım dediğimiz bu. Ve bu arkadaşlarımızın hepsi 7 Haziran'da çok ciddi rol alan arkadaşlarımız. Çok ciddi görevler üstlenen arkadaşlarımız. AKP-MHP iktidarı bugün 7 Haziran'dan bu yönüyle intikam almak istiyor. Ve bir 7 Haziran'ın tekrardan gerçekleşmesini istemiyor. O toplumsal buluşmanın, o toplumsal büyünün, özgürlük ve demokrasi iddiasının toplumsallaşma düzeyinden artık korkuyor. Ama bugün 7 Haziran'a benzer bir süreç var. Evet, burada bu süreci en fazla tetikleyen temel faktörlerden biri de şu. Başta HDP olmak üzere, Kürt siyaseti olmak üzere, sosyalist hareketler olmak üzere AKP-MHP iktidarının toplumsal muhalefet diye tanımladığımız güçler üzerindeki temel baskısı, aynı zamanda topluma dönük, kadına dönük, gençliğe dönük, emekçiye dönük, Alevilere dönük, doğaya dönük bu baskı düzenini, zulüm düzenini, talan düzenini, soygun düzenini artık halklar kabul etmiyor, insanlar kabul etmiyor. Ve bugün aslında çelişkiler, iktidar ve toplum arasındaki çelişkiler daha fazla derinleşiyor. Yoksulluk alabildiğinde insanları teslim almaya çalışıyor, yoksulluk. Açlık sınırında insanlar yaşıyor. İnsanlar bu tablo karşısında bir yol arıyor. Yani işte bugün TOG'u üretenler, araba üretenler, savaş gemisi üretenler zenginler için üretiyor. İktidar odaklarının, sermaye odaklarının, sermaye güçlerinin önceliği için, refahı için üretiyor. Ama bunu üretenler topluma açlığı dayatıyor, yoksulluğu dayatıyor. Yaşamdan çekilmeyi dayatıyor. Artık öyle bir noktaya getirildi ki toplum hayatta kalmakla, yani hayat var olup olmamakla karşı karşıya. Bugün 7 Haziran sürecine benzer bir toplumsal dinamiği yaratan şey de AKP'nin bu ekonomi politikalarıdır. AKP'nin kültür politikalarıdır, kadın politikalarıdır, gençlik politikalarıdır, sermaye öncelikli politikalardır. Bugün özellikle 7 Haziran sürecine benzer bir sürecin toplumsal öfkenin birikmesinin, toplumsal isyan duygusunun birikmesinin en temel nedeni de AKP'nin bu politikalarıdır. Artık toplum başka bir yol arıyor. Halk başka bir yol arıyor. Yani artık şunun insanlar çok iyi farkında. Ekmek davası, özgürlük davası ile iç içe girmiştir. Emek mücadelesi, demokrasi mücadelesi ile iç içe girmiştir. Kürtlerin statü mücadelesi, kadınların özgürlük mücadelesi ile iç içe girmiştir. Yani başka yolumuz yok. Çekilebildiğimiz kadar çekildik. Ama bundan sonra özellikle 14 Mayıs seçimleri süreciyle birlikte toplumun hamle yapma dönemidir. Bu gidişata bir dur deme dönemidir. Ve bugün sahada bütün gözlemlerimiz toplum artık AKP-MHP iktidarından kurtulmak istiyor. Yani aslında sadece Yeşil Sol Parti seçmeni, HDP seçmeni ya da toplumsal muhalefete gönül vermiş yurttaşlar değil. Bir bütün olarak aslında yurttaşlar, halk yani bu gidişattan oldukça rahatsız. İnsanlar evlerine artık ekmek getiremiyor, alışveriş yapamıyor. Yani daha geçenlerde yani bizzat gözlemlediğim bir şeyi paylaşayım sizinle. Yani bir beyefendi markette alışveriş yaparken portakalla dokundu,
Sonra gitti ileride parasını saydı ve portakal almaktan vazgeçti, meyve almaktan vazgeçti. Ve bunların hepsi, yani bu alım gücünün düşmesi, insanların artık cebindeki parayı hesaplar noktaya gelmesi, insanca yaşam için, yani bir temel insan hakkı olan beslenme hakkı, barınma hakkı için bile insanların artık harcayacağı para yok. Alım gücü yok. Ve bütün bu sorunlar bütün toplumu AKP-MHP karşıtlığı temelinde buluşturdu. Yani tek adam rejimi karşısında buluşturdu ve buluşturmaya da devam edecek. Yani bu çelişkilerin kendisi öyle sıradan çelişkiler değil. Yani bu kadar intihar oranlarının yükselmesi, genç intiharlarının yükselmesi, yani bir yurt dışına, ülke dışına beyin göçünün gerçekleşmesi, yani nitelikli insanların iş gücünün gerçekten artık kendisini başka ülkelerde var etmek istemesinin temel nedeni de artık bu ülkenin yaşanılmaz bir ülke haline gelmesidir. O yüzden biz diyoruz yani kurtuluş yok tek başına. Yani bu slogan gerçek. Hayat buluyor artık. Yani tek başımıza kurtulamayacağız. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yani 14 Mayıs'ın bizler açısından en temel önemi o. Ya faşizmin karanlığına teslim olacağız. Ya tek adam diktatörlüğüne teslim olacağız. Ya da tek adam diktatörlüğünü yıkacağız. Ve yeni bir ülke inşa edeceğiz. Emeğimizle, alın terimizle, ferasetimizle, biriktirdiklerimizle, kültürümüzle yeni bir ülke inşa etmek zorundayız. Adil, yaşanılabilir bir düzen. Refah içinde bir düzen. Herkesin herkesi tanıdığı, bildiği, hoşgörüyle yaklaştığı birbirine. Bir hoşgörü düzeni. Bir diyalog düzeni. Kendini yeniden, birbirini yeniden tanıma düzeni yaratmak zorundayız. Yani bu iktidar bizi birbirimize yabancılaştırmak istiyor. Biz yani gerçekten hani en büyük bölücü kim diye soracak olursanız bu iktidar ve bu iktidarın politikalarının kendisidir. Toplumu ayrıştırıyor. Toplumu sünni gündemler etrafında kamplaştırmaya çalışıyor. Yani toplum bugün işte Boğaz'dayız. İnşa edilen savaş gemisi toplumun umurunda değil. Marketteki alım gücü toplumun, insanların umurunda. O yüzden diyoruz yani hani biz işte bir vekili diyor ya, AKP'nin bir vekili diyor ya. Ya işte biz tok diyoruz, siz soğan diyorsunuz. Ama biz de diyoruz ki biz yemeğe tok doğramayacağız, soğan doğuracağız. Açlıkla karşı karşıyayız. Senin togun beni ilgilendirmiyor. Asgari ücret alan bir insan ömür boyu çalışsa togu alamayacak. Sen zenginler için o togu ürettin. Bekir Bozdağlar için ürettin. Benim için üretmedin. Benim için üretmedin. Savaş da senin siyasal önceliklerin içindir. Savaş gemisi halkın önceliği değildir. Bir iktidar düşünün, savaş gemisi inşa etmekle övünüyor. Halkın açlıktan kırılıyor, insanlar açlıktan kırılıyor. Sen savaş gemisi üretmekle övünüyorsun. İnsanlar açlıktan dolayı, anneler babalar çocuklarını doyuramadığı için intihar ediyor. Sen savaş gemisiyle övünüyorsun. İnsanların vergisini, insanlardan, toplumdan, yurttaştan, emekçiden topladığın vergiyi savaşa harcıyorsun. İnsanları yoksullaştırıyorsun ve bununla övünüyorsun. İşte bu kadar sahtekar, düzenbaz, yalancı, topluma düşman, açık söylüyoruz, topluma düşman bir iktidarla karşı karşıyayız. O yüzden bu topluma düşmanlaşmış, sermayeye dost olmuş, zengine dost olmuş, yoksulun, emekçinin cebinden alıp sermayeye peşkeş çeken bu iktidardan kurtulmanın zamanıdır artık. 14 Mayıs'ın bizler için en büyük anlamı budur. Yani şöyle, İstanbul hem yerel seçimlerde hem genel seçimlerde ülkenin kaderini, Türkiye ve Kürdistan'ın kaderini belirleyen en önemli merkez, en önemli kent. Yani İstanbul dediğinizde İstanbul aslında bir Kürt şehri. İstanbul bir Alevi şehri. İstanbul'da Karadenizler çok. İstanbul bir Karadeniz, bölge olarak bir Karadeniz. İstanbul bölge, kent olarak bir İç Anadolu bölgesi. İstanbul Ege bölgesi, İstanbul Akdeniz bölgesi. İstanbul bir bütün olarak Türkiye ve Kürdistan'ın kendisi. İstanbul emekçi kenti, İstanbul kadın kenti, İstanbul gençlik kenti, İstanbul üretim kenti. Yani buradan baktığımızda İstanbul'da elde edeceğimiz seçim sonuçları Türkiye'nin her yerini fazlasıyla etkileyecek. Bu bir matematik hesabı değil. Bu aynı zamanda bir siyasal hesap, bir toplumsal hesap, emek ve özgürlük hesabı. Yani buradan baktığımızda İstanbul'daki seçimler AKP-MHP iktidarından kurtulma adına çok önemli, çok kıymetli ve çok hayati. Oradan hareketle şunu söylemek istiyoruz. İstanbul'da bir oyumuz bile boşa gitmemeli. Emek ve Özgürlük İttifakı,
ve onun çatısı altında seçime giren Yeşil Sol Parti'ye bütün emekçilerin, bütün kadınların, bütün gençlerin, bütün kimliklerin, bütün inançların oy vermesi gerekiyor. Çünkü gerçek kurtuluş programı, gerçek özgürlük programı, gerçek demokrasi programı, gerçek eşitlik programı, adalet programı bizde var. Toplumun çıkarlarını bu program kolluyor. O yüzden Yeşil Sol Parti'ye verilen her oy AKP, MHP faşizmden, iktidarından koparılmış birer milletvekili olacak. Toplumu gerçekten temsil etme kaygısı olan, toplumla birlikte, halkla birlikte siyaset, politika kurmak isteyen, halkla birlikte yaşamı özgürleştirmek isteyen insanlar daha fazla parlamentoya girecek. İstanbul bu anlamda önemli. Yani biz seçim sloganlarımızdan biri de o. Bir artık oya bile tahammülümüz yok. Yeşil Sol Parti'de oyların buluşması, büyümesi, birikmesi aynı zamanda halkın, emekçinin, yurttaşların, kimliklerin, inançların kendisini daha fazla parlamentoda temsil etmesi demek. Buradan hareketle söylüyoruz. Kimse şu rehavete kapılmasın. Bunlar nasıl gitti gidiyor değil. Daha söyleyecek sözümüz var. Yürüyecek yollarımız var. Bu çok, yani özellikle 14 Mayıs'a giderken bunlar zaten gidiyor rehavetine kapılmayacağız. Bunların gidişini kesinleştirmek için, bunları sandığa gömmek için mahalle mahalle, köy köy, sokak sokak, ev ev dolaşacağız. Her evimizi, her evi, her fabrikayı, her okulu bir çalışma evine, örgütlenme evine dönüştüreceğiz. Garantiye alacağız işimizi. Bu ciddiyetle sarılacağız. Yeşil Sol Parti'nin amblemi her mahallede, her sokakta, her köyde, her fabrikada, her sütunda, her duvarda, her eşyada olacak. Tersinden de şunu söyleyelim. Bunlar kesinlikle ne yaparsak yaparız gitmez. Vehametine de kapılmayacağız. Kaygısına kapılmayacağız. Bundan önce iktidarları gördük, yaşadık. Belki bu iktidarın ömrü uzun sürdü. Ama tekçilikte ısrar eden, diktatörlükte ısrar eden, antidemokratik politikalarda ısrar eden bütün iktidarlar tarihin çöp sepetine gitti. O çöplükteki yerini aldılar. O yüzden biz bunu başardık. Geçmişte başardık. İstanbul seçimlerinde bu iktidarı salladık. Büyük şehirlerde düşürdük. Bu HDP'nin, Kürt halkının, sosyalist mücadeleye gönül verenlerin başarısıdır. Bu başarı bizim öz başarımızdır. Bunu bu seçimlerde daha fazla sahiplenmek zorundayız. Salladık, 31 Mart'ta salladık, tökezlettik. 14 Mayıs'ta yıkacağız. Bu özgüvenle hareket etmek zorundayız. O yüzden seçim sürecini hem bir seçim çalışması olarak değerlendirmek, hem de İstanbul başta olmak üzere Türkiye emekçilerinin, yoksulların, yani bu sistemden muzdarip olan bütün farklılıkların, bütün farklı kesimlerin öz örgütlenme süreci olarak da göreceğiz. Seçim süreci hem bir seçim çalışması, AKP-MHP iktidarını sandığa gömme hedefiyle yürütülmeli, aynı zamanda politikayı toplumsallaştırma hedefiyle büyümeli. Öz örgütlenmeleri büyütme hedefiyle yürütülmeli. Yerinden, öz iradesiyle çalışmalar bu minvalde yürütülmeli. Ama bunu yaparken de seçim sonrasında da düşünerek, bunların her türlü hile, hurda yapacağını da düşünerek, çünkü karşımızda 100 yılın en büyük soyguncu, en büyük hırsız iktidarı var. Bunlar her şeyi çaldılar elimizden. Oyumuzu da çalabilirler. Bu reel bir okuma. Korku yayma değil. Kendimize güveniyoruz. Bunların hırsızlıklarına sandıkların üstüne yatarak gerekirse geçit vermeyeceğiz. Sadece oy vererek yurttaşlık ödevimizi görmeyeceğiz. Sandıklarımıza sahip çıkacağız. Geleceğimize sahip çıkacağız. Oy sayımında bulunacağız. Müşahit arkadaşlarımız başta olmak üzere herkes verdiği oya sahip çıkacak. Son derece soğukkanlı, sağduyulu, bilinçli bir şekilde sahip çıkacağız. Bu yönüyle ele aldığımızda aslında 14 Mayıs seçimleri aynı zamanda halkın, yani kendi öz örgütlülüğünü ve seçim sonuçlarına sahip çıkma süreci olarak değerlendirmeli. Biz bunları yıkacağız. Bu çok net bizim açımızdan. Bunlar gidecek, gitmek zorunda. Başka hayat yok, başka gidecek yerimiz yok. Bunları götürmek bizim için bir artık onur görevidir. Toplumsal ahlak görevidir. Eşitlik görevidir, özgürlük görevidir. Devrimci görevdir, yurtseverlik görevidir. Başka gidecek yerimiz yok. O yüzden bunlar gitmez demeyin. Bunlar gidecek ve gitmek zorunda. Zorun bilinciyle hareket edeceğiz. Başka seçeneğimiz yok.
Başka seçeneklere zaten tahammülümüz de yok. O yüzden bunlar gidecek ama gitmemek için direnecekler. Biz de bunları götürmek için, sandığa gömmek için, yıkmak için daha fazla çaba göstereceğiz. Daha fazla mücadele yürüteceğiz. Daha fazla mücadele yürüteceğiz ve daha fazla ittifak olacağız. Daha fazla birlik olacağız.